hem iş hem oyun. Çok güzel, güneşli bir sabah. Boş oturmak için ne kadar güzel bir gün. Baba domuz boş oturmayı seviyor. Baba, bugün işe gitmeyecek misin? Hayır Peppa, bugün cumartesi. Baba domuz cumartesi günleri çalışmıyor. Baba domuz, işe geç kalacaksın. Ama bugün cumartesi anne domuz, öyle değil mi? Hayır, bugün perşembe. Baba domuz perşembe günleri çalışıyor. Sonra görüşürüz. Güle güle. Zavallı babam çalışmak zorunda. Anne çok şanslısın. Bütün gün evde oynayabiliyorsun. Ben oyun oynamıyorum. Bilgisayarımda çalışıyorum. George mutlu bayan tavuk oyununu oynamak istiyor. George mutlu bayan tavuk oyununu işim bitince oynarız olur mu? Anne koyun ve Suzy Peppa'yı oyun grubu için almaya geldi. Merhaba Peppa. Merhaba Suzy. Oyun grubunda iyi eğlenceler. Hoşça kal anne. Çok çalış olur mu? Bayan koyun, siz çalışıyor musunuz, oynuyor musunuz? Bugün spor salonuna gidiyorum. Çok çalışacağım. Spor salonunda ne yapıyorsunuz? Koşuyorum, atlıyorum ve zıplıyorum. Anne, o iş değil ki. O oyun. Peppa ve Suzy oyun grubuna geldi. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Merhaba Suzy. Çocuklar, bugün alışveriş oyunu oynayacağız, tamam mı? Kim dükkancıyı oynamak ister? Ben. Peppa ile Suzy dükkancı olsun. Kalan herkes müşteri olabilir. Peppa ve Suzy dükkan sahibi rolü yapacak. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Ben paraları alırım Suzy. Sen de tezgahtar olursun. Tamam. İlk müşteri köpek Danny. Merhaba dükkancı. Merhaba Bay Köpek. Bisküvi alabilir miyim lütfen? Suzy, acaba bisküvimiz var mı? Hayır. Ama oyuncak telefonumuz var. Peki oyuncak telefon ne kadar? Tam olarak 100 pound yeterli olur. Teşekkür ederim. Sıradaki lütfen. Hey. Merhaba dükkancı. Bir tane ekmek alabilir miyim acaba? Hayır. Ama oyuncak ev alabilirsiniz. Bir poşete koymamızı ister misiniz? Evet, lütfen. Bir peni alabilir miyim lütfen? Aa, o kadar param yok ki. Bir dahaki gelişinizde verebilirsiniz. Vay canına, bu iş çok zormuş. Evet. Merhaba dükkancı. 1.000.000 sterline ne alabilirim acaba? Suzy, 1.000.000 pound'a neyimiz var bizim? Havuç var. Evet lütfen. Tavşan Rebecca havuca bayılıyor. Eve gitme vakti. Baba domuz Peppa ve Suzy'yi almaya geldi. Baba, bugün işler çok yoğun muydu? Evet, bugün çok fazla çalıştım. Biliyor musunuz, biz de çok fazla çalıştık. Biz dükkancı olduk baba. Falan filan bitti ve çıktı alalım. Anne domuz işini bitirdi. Tamam George. Belki bir kez mutlu bayan tavuk oyununu oynayabiliriz. Bunu hak ettik artık. Yaramaz anne. Mutlu bayan tavuk oyununu oynuyorsun. Çünkü George'la ben işimizi bitirdik. Öyle değil mi George? Hepimiz işlerimizi bitirdik. Hadi hepimiz oynayalım. Gökkuşağı. Peppa ve ailesi arabayla dağa gidiyor. Daha gelmedik mi anne? Daha değil Peppa. Hadi bir oyun oynayalım. Hepimiz en sevdiğimiz renklerde bir araba gösterelim. Tamam. Benim en sevdiğim renk yeşil. Benimki turuncu. Benimki kırmızı. George, senin en sevdiğin renk nedir? Mavi.
George'un en sevdiği renk mavi. Bakalım önce hangi renk araba geçecek? Tamam. İşte yeşil arabasıyla kedi kendi geliyor. Oho, yeşil. Benim en sevdiğim renk bu. Ben kazandım. Merhaba kendi. Merhaba Peppa. İşte büyük baba köpeğin çekici kamyonuyla köpek Danny geliyor. Turuncu, ben kazandım. Merhaba Danny. Merhaba Peppa. Bir araba daha geliyor. Bu Susie. Merhaba. Merhaba Peppa. Mavi. Evet George, mavi bir araba. Yani sen kazandın. Bu ne kadar şapşal bir oyun. Hiçbir yerde kırmızı bir araba yok ki. Kırmızı bir araba var Peppa. Nerede? Söyle bakalım bizim arabamız ne renk? Kırmızı. Ben kazandım, ben kazandım. Aile dağa ulaştı. Zirveye çıktığımızda manzara çok güzel olacak. İşte geldik. İyi yaşasın. Şu güzel güneşli manzaraya bakın. Olamaz. Yağmur yağmaya başladı. Güzel manzara nerede peki? İşte güzel manzara. Bu Bayan Tavşan'ın dondurma arabası. Merhaba Bayan Tavşan. Merhaba Baba Domuz. 4 tane dondurma lütfen. Neli olsun istersiniz? Nane, portakal, çilek ve yaban mersini lütfen. Tamam. Bakın ne aldım. Dondurma. En sevdiğimiz renklerdi. Evet, aynen öyle. Yeşil bana. Turuncu bana. Çilek kırmızısı bana. Ve George'un ki de. Mavi. Bakın. Güneş çıktı. Ve bakın bir de ne çıktı? Gökkuşağı. Peppa ve George gökkuşaklarına bayılıyor. Gökkuşağı sadece hava aynı anda hem güneşli hem yağmurluysa çıkar. İçinde bütün sevdiğimiz renkler var. Evet. Kırmızı, turuncu, yeşil ve mavi. Gökkuşağının sonunda ne bulunur biliyor musunuz? Hayır. Hazine bulunur. Gidip hemen hazineyi bulabilir miyiz? Tamam. Gökkuşağının sonu hemen sonraki tepedeymiş gibi görünüyor. Hadi gidelim. Yağmurlu ve güneşli gökkuşağı geldi. Gökkuşağı, gökkuşağı. Kırmızı, turuncu ve sarı ve yeşil ve mor ve mavi. Gökkuşağı, gökkuşağı. Bugün yağmurlu ve güneşli. İşte geldik. Gökkuşağı nereye gitmiş? Diğer tepenin oraya gitmiş. Seni yaramaz gökkuşağı. Hadi çabuk yakalayalım. Gökkuşağı, gökkuşağı. Bugün yağmurlu ve güneşli. Yağmur durdu. Gökkuşağı da gitti. Üzülme George. Belki gökkuşağı geride biraz hazine bırakmıştır. Burada bir şey var. Gökkuşağının hazinesini buldun mu yoksa? Evet, buldum. Büyük bir çamur birikintisi. Yaşasın. Bence bu en iyi gökkuşağı hazinesi. Pedro'nun öksürüğü. Bugün okul günü. Peppa ve arkadaşları müzik dersindeler. Bayan Polly'nin bir oyuncağı vardı. Affedersiniz Madam Gazel. Olamaz. Pedro'yu öksürük tuttu. Sorun değil. Hemen Doktor Brownberry'i arıyorum. Ben Doktor Brownberry. Merhaba Doktor. Ben Madam Gazel. Bir çocuğumuz hasta da. Panik yapmayın. Hemen oraya geliyorum. Sorun ne acaba? Öksürüyorum. Anladım. Gıcık mı tuttu yoksa?
Göğüsten gelen bir öksürük mü bu? Aa, şey bilmiyorum ama işte bu şekilde. Peki bu öksürük ne zaman başladı? Madame Gazel şarkı söylemeye başlayınca. Ciddi bir şey değil ama Pedro'nun öksürüğü bulaşıcı olabilir. Bulaşıcı ne demekti? Bazen biri öksürdüğünde başkaları da öksürebilir. İlaç içmem gerekiyor mu? Sadece küçük bir kaşık. Maalesef bunun tadı pek güzel değil. Tadı eski ayakkabının içine reçel konmuş gibi. Teşekkür ederiz Doktor Brownberg. Hoşça kalın. Düşündüğüm gibi Pedro'nun öksürüğü bulaşıcıymış. Pedro'nun öksürüğü köpek Danny ve koyun Suzy'ye de bulaştı. Aç ağzını. Çok garip bir tadı var. Hala aromalı yoğurda benziyor. Tadı çiçek gibi. Aferin size. İlaçlarınızı usluca içtiniz. Siz hiç hasta oluyor musunuz Doktor Brownberg? Hayır Peppa, ben hiç hasta olmam. Her gün bir elma yiyorum. Hoşça kalın. Eve gitme vakti ve aileler çocuklarını almaya geldiler. Anne, baba, ben öksürüyorum. O yüzden Doktor Brownberg de gelip bize baktı. Bize tadı korkunç bir ilaç verdi. Madame Gazel, şarkınızı şimdi söyler misiniz? Tabii ki Peppa. Bayan Polly'nin bir oyuncağı vardı. Olamaz. Pedro'nun öksürüğü bütün yetişkinlere bulaştı. Ben Doktor Brownberg. Ben Domuz Peppa. Bütün yetişkinler hasta oldu. Merak etme Peppa. Hemen geliyorum. Herkese merhaba. Oh, Pedro'nun öksürüğü size de bulaşmış. Peki. Sıraya girip ağzınızı açın bakalım. Tadı krema ve pis çorap gibi. Bize baktığınız için teşekkür ederiz Doktor Brownberg. Siz hastalanınca size kim bakıyor peki? Kimse bana bakmıyor. Ben hiç hastalanmam. Olamaz. Pedro'nun öksürüğü Doktor Brownberg'e de bulaştı. Sorun yok. Hoşçakalın. Zavallı Doktor Brownberg. Hasta ama ona bakacak hiç kimsesi yok maalesef. Kim bu acaba? Merhaba. Size bakmaya geldik. İşte biraz meyve. Ve yastıklar. Ve işte ilacınız. Tadı reçelli, yoğurt aromalı, kremalı çorap gibi. Bu da kendinizi iyi hissetmeniz için bir şarkı. Kütüphane. Yatma vakti geldi. İyi geceler Peppa. İyi geceler George. Bana hikaye okur musun lütfen? Tamam. Sana Kızıl Maymun kitabını okuyayım. Ama her zaman onu okuyorsun. Kızıl Maymun banyo yapar, dişlerini fırçalar ve yatıp uyur. Ah, evet. Evet öyle oluyor. Acaba başka bir hikaye seçebilir miyiz? Mavi kaplan, yeşil örümcek, turuncu penguen. Aa, bu da nedir? Betonun harika dünyası. Ben de onu arıyordum. Bu senin kitabın mı baba? Kütüphaneden ödünç aldığım kitap. Kütüphane nedir baba? Okumak için kitap aldığın ve okumayı bitirince geri götürdüğün bir yer. Ama baba domuz bu kitabı geri götürmeyi unutmuş. Bunu uzun zaman önce almıştım. Neyse, yarın geri götürürsün. Şimdi yatma zamanı geldi. Babam hikayesini okuduktan sonra. Bu hikaye sayılmaz Peppa. Lütfen oku babacığım. Pekala. Betonun harika dünyası. Beton,
kum, su ve kimyasal maddelerin karışımından oluşan bir inşaat malzemesidir. Birinci bölüm, kum. Peppa, George ve anne domuz uyuyakaldı. Sabah oldu. Peppa ve ailesi kütüphaneye geldi. Vay canına, ne kadar çok kitap var. Şşt, Peppa, kütüphanede sessiz olmalısın. Ama neden? Çünkü insanlar buraya sessizce kitap okumaya geliyor. Sıradaki lütfen. Bayan Tavşan, kütüphaneci. Merhaba anne domuz. O kitapları iadeye mi geldiniz? Evet, Bayan Tavşan. Peki bakalım. Bilgisayar neden bipliyor? Yaramazlık yapıp kitabı çok uzun süre saklamış mısınız diye bakıyor. Bu kitabı uzun zaman önce almış olabilirim. Merak etmeyin baba domuz. O kadar kötü olamaz. Olamaz. Baba domuz, bu kitabı 10 yıl önce almışsınız. Yaramaz baba. Affedersiniz Bayan Tavşan. Sorun değil. Şimdi başka kitap alabilirsiniz. Bayan Tavşan, George ve ben de kitap alabilir miyiz lütfen? Elbette. Çocuk bölümü burası işte. Aa bak, periler, çiçekler, güzel elbiseler. Merhaba Peppa. Aa, merhaba Danny. Futbolla ilgili bir kitap alıyorum. Merhaba Peppa. Merhaba Susie. Hemşirelerle ilgili bir kitap aldım. George, dinozorlarla ilgili bir kitap seçti. Dinozor! Bakın ne buldum. Beton'un dünyadaki macerası. İşte Kızıl Maymun kitabı. Kızıl Maymun kitabı olmaz. Bu çok sıkıcı. Bu farklı bir hikaye. Daha eğlenceli olabilir. Eminim değildir. Bir zamanlar kızıl bir maymun varmış. Oh, banyo yapmış, dişlerini fırçalamış ve sonra yatmış. Hayır, uzay roketine binip Ay'a gitmiş. Bir dinozorla piknik yapmış. Denizin dibinde yüzmüş ve en yüksek dağa tırmanmış. Çok yoğun bir günmüş. Bitti. Vay canına, yine oku hadi. Bu kitabı alıp evde okuruz Peppa. Ama ben şu kitabı almayı düşünüyordum. Yoksa bunu muydu? İstersen üçünü de eve götürebilirsin Peppa. Yaşasın. Önemli olan şu, zamanında getirmeyi unutmamalısın. Peki Bayan Tavşan. Elbette, bu arada siz de kitabınızı getirmeyi unutmamalısınız baba domuz. Evet, babama hatırlatırım bunu. Evet Peppa, eminim hatırlatırsın. Karavan. Peppa ve George bugün çok heyecanlı. Tatile çıkıyorlar. Aa, babam nerede? Baban gizli bir sürpriz getiriyor. Bu da ne? Bu bir karavan. Tatilimiz için ödünç aldık. Bu karavanda her şey var. Bu düğmeyle lavabo çalışıyor. Vay canına. Bu düğmeyle de televizyon çalışıyor. Bu düğme ne işe yarıyor peki? Emin değilim. Öğrenene kadar basmasak iyi olur. Herkes tatile çıkmaya hazır mı? Evet anne domuz. O zaman gidelim. Karavanımızla tatile gidiyoruz. Bu harita biraz karışık. Baba, kaybolmak istemiyoruz. Merak etme Peppa, ben harita okumakta uzmanım. Oo, çok tuhaf. Yoksa kayıp mı olduk? Evet. Bu büyük baba köpek ve köpek Danny. Merhaba Peppa. Merhaba Danny. Biz kaybolduk. Kayıp mı? Uydu navigasyonunuz bozuk mu? Uydu navigasyonu mu? T-3200 model karavan kullanıyorsunuz değil mi? Uydu navigasyonu standarttır. Geleceğin arabasına hoş geldiniz. Demek bu düğme bunun içinmiş. Bugün nereye gidiyoruz? Karavan
konuşuyor. Şuna bak. Çok zeki değil mi? Bilgisayar sesi yolu bulmanıza yardım eder. Ama nereye gitmek istediğimizi nereden biliyor ki? Siz söylüyorsunuz. Merhaba Bayan Karavan. Merhaba. Biz tatile gidiyoruz. Bize yolu gösterebilir misiniz? Bu yolda dümdüz ilerleyin. Yardımınız için teşekkür ederiz Büyük Baba Köpek. Rica ederim. İyi tatiller. Karavanımızla tatile gidiyoruz. Tehlike, tehlike. Benzin azaldı. Benzin nedir? Benzin motorun düzgün çalışmasını sağlar. Peki benzinimiz biter mi baba? Hayır. Bu uyarılar bize bolca zaman tanır. Benzin bitti. Oh, olamaz. Neyse ki yedek benzin bidonumuz var. Aa, bu çok iyi baba domuz. Şimdi benzini motora boşaltıyoruz ve... Ne oldu? Burada hiçbir şey yok. Burası boş. Motor gitmiş. Anne koyun ve koyun Suzi geldi. Merhaba Suzi. Merhaba Peppa. Motorumuz kayboldu. Motorunuz mu kayboldu? Evet. Tamamen ortadan kayboldu. Yardım etmek isterim ama motorlardan hiç anlamam. Şafşalca konuşuyor olabilirim ama bu biraz motora benziyor değil mi? Evet, iyi tespit anne koyun. Karavanın motoru arka tarafta. İşte bu kadar. Benzinim yeter. Teşekkür ederim anne koyun. Rica ederim. İyi tatiller. Daha çok yolumuz var mı? Bir sonraki tepeye çıkın. Yaşasın. Yatma vakti. Peki nerede yatacağız? Anne domuzla ben bu yatakta yatacağız. Siz ikiniz de üst katta. Ama burada bir üst kat yok ki. Bak şimdi. Karavanın tavanı yükseliyor. Karavan bizim küçücük evimiz gibi. Tatildeyken burası bizim küçük evimiz zaten. İyi geceler küçük domuzcuklarım. İyi geceler. Yıkama. Baba domuz bu sabah çamaşır yıkıyor. Baba, bu tişört nedir? Bu benim futbol formam. Babanız bu akşamüstü futbol oynayacak. Ama önce işe gitmem lazım. Görüşürüz. Hoşça kalın. Güle güle. Zavallı babam işe gitmek zorunda. Aa, zavallı babanız. Hadi gidip oynayalım. Evet, hadi oynayalım. Peppa çamur birikintilerinde hoplayıp zıplamaya bayılıyor. George da çamur birikintilerinde hoplayıp zıplamaya bayılıyor. Anne domuz da çamur birikintilerinde hoplayıp zıplamaya bayılıyor. Olamaz. Anne, babamın formasına çamur sıçrattık, gördün mü? Sorun değil. Hemen yıkarız. Hemen yıkarım. Babanız çamurlandığını bile anlamaz çocuklar. Hadi makineye atacak başka şeyler de bulalım. Aa, benim elbisem de biraz çamurlu. Anne domuz ve George yıkanacak başka şeyler de buldu. Aferin sana George. Kıyafetleri buraya koyup... Düğmeyi çeviriyoruz. Çamaşır makinesi sabunlu sıcak suyla doldu. Şılap, 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 şılap. Çamaşır makinesi bütün odayı titretiyor. Oh Peppa, senin elbisen nerede? Oda yıkanıyor işte. Ne? Hayır. Bak anne, kırmızı
elbisem tertemiz olmuş. Evet Peppa. Ama bak başka elbiseler ne halde? Olamaz. Peppa'nın kırmızı elbisesi bütün beyaz çamaşırları pembeye boyadı. Forma için pembe pek de iyi bir renk değildir. Baba domuz işten eve döndü. Herkese merhaba. Merhaba. Baba domuz, küçük bir sorunumuz var. Sonra söylersin anne domuz. Futbol maçım için hazırlanmam lazım. Futbol formam nerede? İşte. Saçmalama Peppa. Bu annenin elbiselerinden biri. Bu pembe. Hayır baba domuz. Bu senin forman. Forman birazcık çamurlandı. Biz de yıkadık. Ama bir yanlışlık oldu. Affedersin babacığım. Ama pembe futbol forması giyemem ki. Neden olmasın baba? Pembe çok güzel bir renktir. Sen ne dersin George? George pembeyi sevmiyor. Baba domuzun arkadaşları Bay Boğa, Bay Tavşan, Bay Poli ve Bay Zebra geldi. Muuu! Baba domuz oynamaya geliyor mu? Hemen geliyor. Takımım beyaz giyiyor. Bana beyaz forma lazım. Ama baba üstündeki beyaz zaten. Ceketini çıkarman yeter. Gördün mü? Çok güzel. Teşekkür ederim Peppa. Herkese merhaba. Merhaba baba domuz. Formanı beğendim. Çok zekice. Teşekkür ederim. Hadi gidip futbol oynayalım. Evet. Baba, şuna bak, her tarafın çamur olmuş. Tabii ki Peppa. Futbol formalarının çamurlanması gerekir. Baba domuz futbol oynamayı seviyor. Herkes futbol oynamayı seviyor. Özellikle çamurlu yerde. Poli'nin tekne gezisi. Ve baba domuz Peppa ve George'u tekne gezisine götürüyor. Papağan Poli de gidiyor. Büyük baba domuz, cep telefonunu aldın mı? Evet büyük anne domuz. Sakın suya düşürme. Düşürmem büyük anne domuz. Telefon açık mı? Evet büyük anne domuz. Güle güle. İşte büyük baba köpek. Merhaba. Merhaba. Denize çıkmak için güzel bir gün. Ben de gidecektim ama teknemi temizlemem lazım. O paslı tekneyi temizlemekle neden uğraşıyorsun ki? Hala yüzmesine bile şaşırdım kaldım. Bu paslı tekne senin eski teneke teknen nehrin dibine battıktan çok sonra bile yüzmeye devam edecek. Büyük baba köpek, büyük baba domuzun en iyi arkadaşı. Tam yol ileri. Güle güle. Bu teknenin kaptanı benim ve kaptan size bir şey yapmanızı söylerse mutlaka yapmanız gerekmektedir. Emredersin kaptan. Emredersin kaptan. Papağan Poli duyduğu her şeyi tekrar ediyor. George, bayrağı çek. George, bayrağı çek. Peppa, zili çal. Peppa, zili çal. Büyük baba, kaptan ben olabilir miyim lütfen? Tamam ama kaptan olarak bu şapkayı takmam gerekiyor. Şimdi Peppa kaptan oldu. Herkes sözünü dinlemek zorunda. Zili çal. Dümeni çevir. Emredersin kaptan Peppa. Hoplayıp zıplayın. Kaptan Peppa biraz otoriter. Artık yine ben kaptan olsam iyi olur. Bir yere çarpmak istemeyiz değil mi? Tekneyi kontrol etmek biraz zor olabilir. Neyse ki ben bu işte iyiyimdir. Olamaz. Büyük baba domuzun teknesi küçük bir adacığa çarptı. Büyük baba sıkıştık. Büyük anne domuzu arayacağım. O yardım gönderebilir. Oh. Oh. Büyük baba domuz telefonunu suya düşürdü.
Ben büyük anne domuz. Alo? 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 Bir şekilde büyük annenize mesaj iletmeliyiz. Aa, büyük annenize mesaj. Polly büyük annemin yanına uçabilir. İyi fikir Peppa. Polly'ye ne diyeceğini ben öğretebilirim. Büyük baba domuz diyor ki... Büyük baba domuz diyor ki... İmdat, imdat. İmdat, imdat. İşte gördünüz mü, çocuk oyuncağı. Büyük baba domuz diyor ki çocuk oyuncağı. Seni şapşal ihtiyar kuş. Seni aptal ihtiyar kuş. Merhaba Polly, burada ne işin var? Büyük baba domuz diyor ki... Büyük baba domuz ne diyor? Seni şapşal ihtiyar kuş. İmdat, imdat. Aman tanrım, büyük babanın yardıma ihtiyacı olmalı. Büyük baba köpek. Merhaba büyük anne domuz. Büyük baba domuzun yardıma ihtiyacı var. Lütfen onu kurtarır mısın? Bir zevkle madam. Yaşasın. Merhaba. Yardım lazım mı kaptan? Olabilir. Pasta eski teknemin seni kurtarmasını ister misin peki? Evet, lütfen büyük baba köpek. Şunu yakala kaptan. Emredersin kaptan. Büyük baba köpek, büyük baba domuzun en iyi arkadaşı. Büyük anne, Polly yardıma ihtiyacımız olduğunu söyledi mi? Evet, Polly çok zeki bir papağan. Ben zeki bir papağanım de. Ben zeki bir papağanım. Eşek delfin. Alo, ben baba domuz. Bay domuz, nasılsınız? Oo. Telefonda bir tuhaflık var. Umarım İngiltere'de havalar iyidir. Gördün mü? Telefon garip şeyler söylüyor. Merhaba. Nasılsınız? Alo beyefendi. Evet. Hoşçakalın. Arayan Bay Eşek'ti. Fransızca konuşuyordu. Aha, tahmin etmiştim. Anne, Bay Eşek sana ne dedi? Küçük Eşek Delfin bizi ziyaret edebilir mi dedi. Aa, ne güzel. Eşek Delfin, Peppa'nın Fransa'dan çok özel bir arkadaşı. Delfin bizimle konuşup dilini geliştirmek için geliyor. Yaşasın! Acele etsek iyi olur. Delfin'in treni gelmek üzeredir. Son durak, herkes insin. Bu Delfin'in treni. Delfin! Bonjour. Bonjour, Fransızca'da merhaba demek. Bonjour. Bonjour Bay Eşek. Aman tanrım. O büyük bavul Delfin'in mi? Evet. Delfin ziyareti için küçücük bir şeyler getirdi. Burada olmayan şeyler. Peynir, ekmek, domates, su. Hoşça kal Delfin. Seni yarın akşam alırım. Delfin'in bavulunu nereye koysam? Benim odama, evin en üst katına. Bu bavul sadece bir gecelik ziyaret için. Aa, evet. Ben de o yüzden küçük bir bavulla geldim efendim. Şimdi Delfin buraya dilimiz hakkında pratik yapmak için geldi. Hepimiz ona yardım etmeliyiz. Peki anneciğim. Öncelikle sizden özür dilemeliyim. Dilinizi pek iyi konuşamıyorum. O kadar da kötü değilsin. Çok naziksiniz Bay Domuz. Ama dilinizi konuşmakla ilgili bir şey sorabilir miyim acaba? Tabii ki. Ben konuşmakta uzmanım. Sor bakalım. Sizin dilinizde bölünmüş mastarlar düzensiz fiil şeklinde midir yoksa zamir midir? Saat bayağı geç oldu. Delfin'in yatağını hazırlasak mı? Anne, anne! Delfin benim yatağımda yastığı diğer tarafa koyup yatabilir mi? İyi fikir Peppa. Peppa ve Delfin aynı yatağın iki ucunda yatıyor. Hadi çocuklar, şimdi uyumaya çalışın. Yarın çok yoğun bir gün. Delfin seninle oyun grubuna gelecek. Bay canına. Domebia. Domebia, Fransızca'da iyi uykular demek.
Benim hiç uykum yok ki. Hadi şarkı söyleyip uyumaya çalışalım Peppa. Evet. Kardeş Jaco, kardeş Jaco, uyuyor musun? Uyuyor musun? Çanlar çalıyor. Çanlar Delfin'in çalıyor. Güzel bir şarkısı ding herkesi dong, uyuttu. Ding dong, dong. Delfin Peppa'nın oyun grubuna geldi. Madam Güzel, bu Fransız arkadaşım Eşek Delfin. Bonjour. Bonjour Delfin. Delfin dün gece çok güzel bir Fransızca şarkı söyledi. Ona dilimizde bir şarkı öğretebilir miyiz? Bing Bong şarkısına ne dersiniz? Evet, ama bana bu Bing Bong şarkısını söyleyin. Öğrenmeme faydası olur. Peki. Melodi çalıyor ve şarkı söylüyoruz. Bing ve Bong ve Bing diyerek. Bong, Bing, Bong. Bing, Bong, Bing. Bing, Bong, Bing, Bong, Bing, Bong. Bong, Bing, Bong. Bing, Bong, Bing. Bing, Bong, Bing, Bong, Bing, Bong. Harika. Dilinizde bir sürü yeni kelime öğrendim. Bing, Bong. Bingli, Bongli. İtfaiye arabası. Anne domuz itfaiyeci kıyafeti giydi. Anne, neden böyle giyindin ki? Annelerin itfaiye kamyonu çalışmasına gidiyorum. Çay içip sohbet etmek için güzel bir bahane sadece. Peki sen bugün ne yapacaksın baba domuz? Babalar futbol takımıyla ciddi ve önemli bir toplantım var. Yani bir sürü yetişkin adam futbol topuna vurup duracak. Ve barbekü de yapacağız. Bay Boğa, Bay Tavşan, Bay Pony ve Bay Zebra geldi. Muuu! Baba domuz oynamaya geliyor mu? Hadi bakalım. Anne, biz de itfaiye kamyonunu görebilir miyiz? Evet. Ooo, güzel. Bu Bayan Tavşan'ın itfaiye kamyonu. Merhaba Peppa ve George. Gelin itfaiye kamyonuna bakın. Vay canına. İtfaiye kamyonu. Bu tırmanmak için bir merdiven. Su sıkmak için hortum ve çalmak için büyük bir zil var. Ding dong, ding dong. Şimdi kuleye çıkıp yangın var mı bir bakalım. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Merhaba George. Aa, kim güzel bir çay içip sohbet etmek ister? Çok iyi olur. Aa, bir telefon. Peppa. O itfaiye telefonu. Sadece yangın olduğu zaman kullanılabilir. Aa, yangın, yangın. İtfaiye istasyonu. Yangın nerede, yangın nerede? Anne domuzla konuşabilir miyim lütfen? Aa, baba domuzmuş. Baba domuz, bu telefonu aramamalısın. Bu sadece acil durumlar için. Bu da acil durum. Ketçapı hiçbir yerde bulamıyorum. Baba domuz, barbeküyü yaksam mı ne dersin? Evet, lütfen Bay Tavşan. O barbeküye dikkat edin baba domuz. Güven bana anne domuz. Biz babalar barbeküden iyi anlarız. Hoşça kal. Biraz daha mı kömür koysak? Biraz üfleyelim. Birkaç tane daha çıra koyun. Şimdi yangın çıkmasını beklememiz gerekiyor. Ne kadar beklememiz gerekiyor ki? Aa, bu çok uzun sürebilir. Ben o kadar çok bekledim ki. Kaç tane yangını söndürdün Bayan Tavşan? Hiç. Hiçbir yangını. Ama hazırlıklı olmanız gerek. Yangın telefonu çalıyor. Aa, sen açar mısın Peppa? Muhtemelen yine senin babandır. Alo, itfaiye istasyonu. Merhaba Peppa. Aa, baba, sen miydin? Çok yaramazsın. Bu telefon sadece yangınlar için. Bayan Tavşan'ı verir misin lütfen? Aferin sana. Babam sizinle konuşmak istiyor. Merhaba baba domuz. Bu telefon sadece yangın çıktığı zaman Yangın! Yangın! Olamaz. Baba domuzun barbeküsü yanıyor. Yangın!
Anneler kurtarmaya. Bayan tavşanın itfaiye kamyonu. Geri çekilin babalar. Anne köpek, çabuk suyu aç. Baş üstüne anne domuz. Yangın söndü. Yaşasın! Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz bayan Rica tavşan. Rica ederim. Görevimizin bir parçası. Anneler itfaiye kamyonu hizmetleri. Bayan tavşan, bahçemizi suladığına göre hepimiz çamur birikintilerinde zıplayabiliriz artık. İtfaiye kamyonlarını çok seviyorum. Özellikle de çamur birikintisi yaptıkları zaman. Prenses Peppa. Peppa ve George'un yatma vakti. İyi geceler küçük domuzcuklarım. Büyük anne ve büyük baba domuz akşam yemeğine geldi. Merhaba. 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 Peppa ve George nerede? Uyuyorlar. Ama onları görmeyi çok istiyordum. Bakabilir miyim? Olur büyük anne domuz ama çok sessiz ol. Merhaba küçük canlarım. Uyuyor olmalıydınız. Bize masal anlat hadi. Tamam ama hemen uyuyacağınıza söz verirseniz anlatırım. Masaldan sonra uyuyacağız. Tamam. Tamam. Evvel zaman içinde... Pony Pedro adında bir çocuk varmış. Sihirli bir fasulye bulmuş. Ah evet. Pedro fasulyeyi ekmiş. Göklere kadar uzanan devasa bir fasulye çalısı büyümüş. Aynen öyle işte. Pedro fasulye çalısının tepesine tırmanmış ve orada... Korkunç bir dev bulmuş. Ama bunu istemiyorum. Ben prensesi istiyorum. Ah evet, orada güzel prenses Peppa'yı bulmuş. Ve cesur şövalye Sir George'u. Ve en nefis yemekleri pişiren bir aşçıyı. Anne domuz, baba domuz ve büyük baba domuz yemek yemek için bekliyor. Gidip büyük anne domuz nerede kalmış bir bakayım. Masalda sonra ne oluyor? Yaramaz büyük anne domuz. Ufaklıkları uyandırmışsın. Ama masal bittiği zaman uyumaya söz verdik büyük baba. Masal bitirmekte çok iyiyimdir büyük anne domuz. Sen aşağı in, ben hemen geliyorum, tamam mı? Bir çocuk, fasulye çalısı, güzel prenses, cesur bir şövalye ve güzel bir yemek pişiren bir aşçı var. Evet. Güzel bir yemek yedikten sonra herkes uyuyup kalmış tabi. Bitti. Sonra uyandıkları zaman bir sihirbaz gelmiş. Sihirbaz mı? Evet, bir sihirbaz. Büyük bir sihir gösterisi yapacakmış. Aa, ama... Sonra korkunç bir ejderha gelmiş. Büyük anne domuz, anne domuz ve baba domuz hala yemek yemek için bekliyor. Bu masal pek işe yaramıyor galiba. Ben masalların sonunu getirmekte uzmanım. Şimdi onları hemen uyuturum. Peppa, George, yatağa bakalım. Ama büyük babam daha masalını bitirmedi ki baba. Masalı ben bitiririm. Merak etmeyin, hemen geliyorum. Tamam, bir çocuk, fasulye çalısı, şato, güzel bir prenses, cesur bir şövalye, bir aşçı, bir sihirbaz ve korkunç bir ejderha var. Ve çok aç bir kral. Böylece güzel bir akşam yemeği yiyip sonsuza dek mutlu yaşamışlar ve bitti. Sonra da bir parti vermişler. Ve bütün arkadaşları oraya gelmiş. Şu işi halletsem iyi olacak. Baba domuz. Uyumak üzerelerdi. Teşekkür ederim. Artık ben devralayım.
Masalı bitirmen gerekiyor anneciğim. Tamam, çabucak bana neler olduğunu anlatın. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzun uzun zaman önce... Anne domuz uzun zamandır yukarıda. Horlama sesi duyuyorum. Sonunda Peppa ve George uyumuş. Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Bitti. Peppa, George. Şşt, annem uyuyor. Anlaşılan masal anlatmakta en ustamız Prenses Peppa'ymış. Aynen öyle. Benim. Teddy'nin oyun grubu. Peppa'nın oyun grubunun eve gitme vakti. Baba, Teddy oyun grubu bizde kalacak. Kim? Teddy oyun grubu okulumuzun maskotu. Onu eve götürme sırası Peppa'da. Pijaması, fotoğraf albümü ve diş fırçası var. Hepsi bavulunda hayatım. Anladım. Peppa, baba domuz ve Teddy oyun grubu eve geldi. Anne domuz, bu gece çok özel bir misafirimiz var. Öyle mi? Kimmiş o? Teddy oyun grubu. Pijaması, fotoğraf albümü ve diş fırçası var. Fotoğraf albümü niçin? Eğlenceli şeyler yaparken fotoğraflarını çekiyoruz. Aa. Arkadaşlarım Teddy oyun grubunu dünyanın her yerine götürüyor. Londra, Paris, Mısır. Aa, Teddy oyun grubunun çok eğlenceli bir hayatı varmış. Umarım bizimle de çok eğlenir. Peppa ve George'un yatma zamanı. Çocuklar, bu Teddy oyun grubu. Merhaba. O bizim özel misafirimiz ve ona yer açmanız gerekiyor. Ve bu da Bay Dinozor. O maalesef pek konuşamıyor. Hadi Teddy oyun grubunun albümü için fotoğraf çekelim. Peynir de bakayım. Baba, Teddy oyun grubunun yarın çok eğlenceli vakit geçirmesi gerekiyor. Kuzey Kutbu'na gitsek olur mu? Süpermarkete gitmeye ne dersin? Evet. Teddy oyun grubunun daha önce alışveriş yaptığını hiç sanmıyorum. Sabah oldu. Peppa, Teddy oyun grubunu süpermarkete götürüyor. Bu markette her şey satılıyor. Portakal, elma, muz... Bu çok ilginçmiş. Burası yiyeceklerin ücretinin ödendiği kasa. George fotoğraf çekmek istiyor. Tamam George. Peynir. Peynir. Bu kadar fotoğraf yeter George. Teddy oyun grubu nerede? Teddy oyun grubu kayboldu. Oyun grubunu kaybettin. Merak etme Peppa. Eminim onu buluruz. Merhaba. Gününüz nasıl geçti? Babam Teddy oyun grubunu kaybetti. Olamaz. Ama onu bulmak için bir planım var. Teddy oyun grubunu nasıl bulacağız babacığım? Önce çektiğimiz fotoğrafların çıktısını alacağız. Anne domuz alışveriş poşetlerini boşaltıyor. Nereye gidiyorsunuz? Teddy oyun grubunun fotoğraflarını ağaçlara asacağız. Aa. Baba beni bekle. Neden ağaçlara fotoğraf asıyoruz babacığım? İnsanlar Teddy oyun grubunun fotoğrafını görünce kaybolduğunu anlayıp onu bulmamıza yardım edecekler. Aa, bu Teddy benim yatağımdayken. Bu Teddy mutfaktayken. Bunlar da George'un süpermarkette çektiği fotoğraflar. Aa, Teddy oyun grubu. Nerede olduğunu biliyorum. Ah, merhaba. Anne, Teddy oyun grubu nerede biliyoruz? Evet, alışveriş poşetinde makarna ve domateslerin yanındaydı. Peppa sınıfına Teddy oyun grubunun fotoğraf albümünü gösteriyor. Teddy oyun grubu bizimle heyecanlı bir macera geçiremez diye endişeleniyordum. Ama neyse ki
Babam onu süpermarkette kaybetti. Ama sonra onu alışveriş poşetinde bulduk. Çok heyecanlı bir maceraymış. Evet, öyleydi. Yetenek günü. Peppa'nın oyun grubunda bir gün daha sona erdi. Çocuklar, yarın yetenek günü. Yetenek nedir? Yetenek, yapmayı sevip iyi yaptığımız bir şey. Ben televizyon izlemeyi seviyorum. Bu işte çok iyiyim. Yaparken sizi izlemekten hoşlanacağımız bir şey düşünün. Benim yeteneğim gitar çalmak. Aileler çocuklarını almak için okula geldi. Yarınki yetenek günü için yapacak bir şey düşünmeyi unutmayın, olur mu? Peppa ve George için yatma zamanı. Ben daha yatamam ki. Yarınki yetenek gösterisi için bir şey bulamadım. Ama senin bir sürü yeteneğin var Peppa. Evet, ip atlayabilirim. Şarkı söyleyebilirim. Parla parla küçük yıldız. Dans edebilirim. Bir yetenek seçmek çok zormuş. Pek çok şeyde iyiyim çünkü. Canını sıkma. Yarın karar verirsin. Tamam. Bugün yetenek gösterisi günü. Benim yeteneğim ip atlamak, şarkı söylemek ve dans etmek. Dün gece hepsinin provasını yaptım. Ben de dün gece televizyon izleme provası yaptım. Bu bir yetenek değil ki. Madame Gazelle de söylemişti. Peki ne yapabilirim? Önce kim yeteneğini göstermek ister? Köpek Deni. Davul çalabiliyorum. Daha yüksek sesle de çalabilirim. Hayır, çok güzeldi Deni. Hey. Pony Pedro. Senin yeteneğin nedir bakalım? Sihirbazlık numaralı. İşte bir bardak su. Islak ve saydam. Şimdi gözlerinizin önünde suyu yok edeceğim. Lütfen gözlerinizi kapayın. Şimdi gözlerinizi açın. Su yok oldu. Teşekkür ederim. Fil Emily. Ben size flüt çalacağım. Peki senin yeteneğin nedir Rebecca? Özel bir ses çıkarabiliyorum. Ama sadece parmak uçlarına kalktığım zaman çıkarabiliyorum. Bu çok güzeldi. Evet, ama ben ne yapabilirim? Kendi, senin yeteneğin neymiş bakalım? İp atlamak. Ben de ip atlayacaktım. Ama hala dans edip şarkı söyleyebilirim. Benim yeteneğim şarkı söylemek. Parla parla küçük yıldız. Neyse ki hala dans edebilirim. Koyun sözü, senin yeteneğin nedir? Dans etmek. Hayır, dans edemezsin. Olamaz. Dans etmek Peppa'nın son yeteneğiydi. Evet çocuklar, herkesin farklı bir yetenek sergilemesi çok güzel. Evet, geriye kim kaldı? Peppa. İp atlayacak, şarkı söyleyecek ya da dans edecektim ama hepsini yaptılar. Yetenek herhangi bir şey olabilir Peppa. Ama televizyon izlemek olamaz. Mesela yapmayı çok sevdiğin bir şeyi düşün. Buldum. Çok iyi olduğum bir yeteneğim daha var. Peppa'nın yeteneği ne olabilir acaba? Benim özel yeteneğim dünyada en iyi yaptığım şey... Kocaman çamur birikintilerinde zıplamak. Peppa çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Aya yolculuk.
güzel, güneşli bir gün. Peppa zıplayan topuyla oynuyor. George ve arkadaşı Phil Edmund oyuncak uzay roketleriyle oynuyor. George zıplayan top aymış gibi yapıyor. O topla ben oynuyordum ama. Edmund'un uzay roketi Peppa'nın kafasına indi. Bu çok eğlenceli gözüküyor. Yoksa aya mı gidiyorsunuz? Bebekler için sıkıcı bir uzay oyunu işte baba. Bunlar gerçek değil. Ama uzay gerçektir Peppa ve aya giden gerçek roketler var. Müzede ayla ilgili her şey sergileniyor. Gidip görelim mi, ne dersiniz? Evet. Gerçekten aya gitmek zorunda mıyız? Hayır Peppa, biz aya gitmiyoruz. Müzeye gidiyoruz. Peki. İşte müze. Herkese merhaba. Ay gösterisini izlemeye mi geldiniz? Evet Bayan Tavşan. 5 bilet lütfen. İşte. Size ay yolculuğunda iyi eğlenceler. Aa, gerçekten aya gidiyoruz. Hayır Peppa. Sadece numaradan. Aya yolculuk için bu taraftan. Hadi bakalım. Tur rehberi Bay Tavşan. Kalkışa hazırlanın. Sadece numaradan değil mi? Evet öyle Peppa, sadece numara. 5, 4, 3, 2, 1 fırlat. Bir gezegende yaşıyoruz. Adının ne olduğunu bilen var mı? Dünya. Evet doğru. Ben uzay şeylerinde biraz ustayımdır. Güneşimizin etrafında 7 gezegen daha var. İsimlerini bilen var mı? Merkür. Oo, aferin Edmund. Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün, Uranüs. Edmund uzay hakkında her şeyi biliyor. Ben çok zekiyimdir. Bu gezegenler nelerden oluşur bilen var mı? Kartondan yapılmışlar. Bu modeller kartondan yapılmış. Ama gerçekte gezegenler kaya, buz ve gazdan oluşur. Ama tabii ki ay peynirden yapılmıştır. Hayır, ay da kayadan oluşur ve bu ciddi bir tur. Lütfen şakalar ve gülmek yok. İşte geldik ayın yüzeyi. Ama bu gerçek değil. Numaradan ay, öyle değil mi? Evet. Gerçek ay olsaydı kafamın üstünde sıçrayabilirdim. Ayda neden çok yükseğe zıplayabiliriz bilen var mı bakalım? Yer çekimi. Oh, evet doğru Edmund. Bizi yerde tutan şey yer çekimidir. Ayda daha zayıftır. Bu yüzden daha yükseğe zıplayabiliriz. Bilim yardımıyla sizi ayda zıplıyormuşsunuz gibi hissettirebiliriz. Bu çok etkileyiciymiş. Nasıl yapıyorsunuz? Büyük lastik bantlarla. Herkese Bay Tavşan'ın anti yer çekimli plastik bantları takıldı. Numaradan ay üzerinde zıplamak çok eğlenceli. Ay peyniri değil. Ay peyniri. Ve turumuzun sonuna geldik. Lütfen bu taraftan yürüyün. Ayın üstünde ağaçlar var mı? Hayır. Ayda araba var mı peki? Hayır. Ayda dükkanlar var mı? Hayır. Bu çok şapşalcı olurdu. Ay dükkanına hoş geldiniz. Ay haritalarımız, ay kitaplarımız var. Ay üstünde domuzcuklarım ve bir film fotoğrafı bile var. Şuna bakın. Biz ayda zıplarken... Ay taşımız da var. Üstelik ortasında ay resmi var. Gerçek ay peynirine ne dersiniz? Bu ne kadar Bayan Tavşan? 5 pound lütfen. 5 pound mu? Ama iyi bir şey için. Artık ayı seviyorum. Çünkü çok ilginçmiş. Öyle de çok nefis. Büyük Baba Domuz bugün Peppa ve George'a bakıyor. Büyük Baba, sana her şeyin nasıl çalıştığını anlatacağım. Bu kaydırak. Buraya tırmanıp buradan da kayıyorsun. Ve herkes sırayla kayıyor. Kaydırak nedir biliyorum Peppa.
Küçük bir domuzcukken ben de çok oynardım bu oyundan. Eskiden sizin de salıncaklarınız var mıydı? Salıncaklarımız, tırmanma demirlerimiz ve dönen platformlarımız vardı. Ama biliyor musunuz en çok kaydırağı severdim. Ben de en çok onu seviyorum. Herkes sırayla kaydıraktan kayıyor. Yaramaz Richard, sıranı beklemen gerektiğini biliyorsun. Tavşan Richard sırasını beklemekte zorlanıyor. Hay aksi, küçük olmak kolay değil. Öyle değil mi Richard? Richard küçük olduğu için bence beklemesine gerek yok. Yerinizde olsam kuralları değiştirmezdim büyük baba domuz. Saçmalık. Çocuklara anlayış gösterilmeli değil mi? Ama büyük baba, Josh da küçük ama sırasını beklemesi gerekiyor. Evet, Josh da küçük. O zaman onun da beklemesi gerekmez. Olamaz. Kaydıraktan sadece Richard ve George kayıyor. Büyük baba, biz ne zaman kayacağız acaba? Merak etme Peppa. Fazla uzun sürmeyecektir bu. Beklemekten çok sıkıldım. Ben de öyle. Hadi gidip salıncakta sallanalım. Pony Pedro salıncakta sallanıyor. Ne? Pedro, artık ben sallanabilir miyim? Ben biraz daha sallanmak istiyorum. Ama uzun zamandır sen sallanıyorsun. Büyük baba domuz, beni biraz daha sallamak ister misin? Sanırım artık sıra başkalarında Pedro. Ama birazdan eve gitmem gerek. Oo, anladım. O zaman başka. Dur sallayayım seni. Ama büyük baba. Beklemekten çok sıkıldım. Ben de. Hadi gidip dönen platforma binelim. Herkes dönen platforma binmek istiyor. Dönen platforma çok kalabalık binmişsiniz. Herkes insin. Ama büyük baba domuz, ilk önce ben gelmiştim. O zaman sen tekrar binebilirsin yavrum. Benim de binmem lazım. Nedenmiş o Rebecca? Çünkü yakında benim doğum günüm. Pekala. Ben de. Pekala. Herkes hazır mı? Evet. Durun. Ama atlı karıncada hiç oğlan yok. Bakalım şimdi herkes hazır mı? Benim gözlüğüm var. Binebilir miyim lütfen? Çocuklar kendi kurallarını koyuyor. Benim binmem lazım çünkü havuç seviyorum. Şimdi hepiniz hazır mısınız bakalım? Hayır, ben de binmeliyim çünkü böyle yapabiliyorum. Anne domuz geliyor. Nasıl gidiyor büyük baba domuz? Kafam karıştı. Bu park kuralları çok karışıkmış meğerse. Sadece tek bir kural var büyük baba domuz, o da şu. Herkes sırasını beklemelidir. Yani küçükler bile mi? Küçükler bile. Peki ya büyük babam gibi çok yaşlılar? Büyük baban gibi çok yaşlılar bile. Parkta herkes sırasını beklemelidir. Güneşli, güzel bir gün. Baba domuz arabasıyla işe gidiyor. Kahvaltı zamanı Goldie. Anne domuz balık Goldie'yi besliyor. Anne, Goldie yemek yemiyor. Belki kendini iyi hissetmiyordur. Veteriner doktor hamster'ı arayayım. Ben veteriner doktor hamster, buyurun. Merhaba doktor hamster. Balık Goldie yemek yemiyor. Ve mutsuz görünüyor. Goldie'yi hemen bana getirseniz çok iyi olur. Arabayı babam almış. Veterinere nasıl gideceğiz? Otobüsle gidebiliriz. Güzel.
Burası otobüs durağı. Tarife çizelgesine göre sonraki otobüs saat 10'da burada olacak. Şimdi saat kaç? Saat 10. Yaşasın! Kaç tane bilet? Bir anne, iki tane de küçük domuzcuk için. Bir de balık için lütfen. Balık ücretsiz binebilir. Sıkı tutunun. Bay Boğa otobüs bekliyor. Muuu! Müzik dükkanına bir bilet lütfen. Merhaba Bay Boğa. Goldie'yi veterinere götürüyoruz, bakın. Oh canım, hasta mı oldun sen Goldie? Konuşamaz ki, o bir balık. Tabii ki, belki tubamı dinlemek hoşuna gidecektir. Sesi çok komikmiş. Bu yüzden tamir edilmesi için müzik dükkanına götürüyorum. Bayan Koyun, Bayan Kedi, Bay Zebra ve Madame Gazelle otobüse bindi. Aha, süpermarkete 4 bilet lütfen. Merhaba Madame Gazelle. Goldie'yi veterinere götürüyoruz, bakın. Oo, Goldie hasta mı? Sizi sevdi. Otobüsün tekerleri dönüyor, dönüyor, dönüyor. Otobüsün tekerleri dönüyor, bütün gün dönüyor. Süpermarket. Hoşçakalın. Müzik dükkanı. Hoşçakalın. Son durak veteriner. Veteriner hasta hayvanların iyileşmesine yardım ediyor. Oo, bu mutsuz küçük balık yemek yemiyor mu? Evet, bakın şimdi. Goldie yemi yedi. Aa, evdeyken yememişti ama. Belki de Goldie evde sıkılmıştır. İlginç yolculuk keyfini yerine getirmiştir. Aa. Çok sağlıklı ve mutlu bir balığınız var. Çok da güzel. Teşekkür ederiz Doktor Hamster. Anne domuz, Peppa ve George otobüsle eve dönüyor. Bay Boğa tamir edilmiş tubasıyla eve dönüyor. Yeni gibi oldu. Madame Gazelle ve arkadaşları alışverişten eve dönüyor. Balık Goldie yine mutlu görünüyor. Evet, onu otobüs yolculuğu iyileştirdi. Fanustaki balık yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor. Fanustaki balık yüzüyor, bütün gün yüzüyor. Merhaba, neredeydiniz? Goldie'yi veterinere götürdük. Şimdi çok daha iyi. Olamaz, Goldie öksürüyor. Galiba Goldie'yi yarın yine veterinere götürmemiz gerek. Ha, ben sizi arabayla götürürüm. Hayır baba, otobüsle gitmek istiyoruz. Çok eğlenceli. Tamam, o zaman otobüsle gideriz. Herkes otobüse binmeyi seviyor. Özellikle de balık Goldie. Bugün Peppa ve ailesi Luna Park'a geldi. Luna Park'a bayılıyorum. Kaydırak, kaydırak. George spiral kaydırağa binmek istiyor. Tamam, sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Hadi gelin, ördeği yakalayın ve dev oyuncak ayı kazanın. Anne, deneyebilir miyiz? Tamam. Bir pound lütfen. Bir pound mu? Ama iyi bir şey için. Dev oyuncak ayıyı kazan anne. Denerim Peppa ama o kadar kolay olduğunu sanmıyorum. Haklısın, hiç şansın yok. Ne? İmkansız bir şey. Bana sorarsan boş o para kaybı. Göreceğiz bakalım. Anne domuz kazandı. Yaşasın. Bu gerçekten inanılmaz. İşte dev ayın. Onun yerine küçük bir ayı istemez misin Peppa? Asla olmaz. Bak anne, kocaman bir ayı. Çok fazla büyük. Hayır, değil. George ve baba spiral kaydırak için sıra bekliyor.
Bu biraz yüksekmiş George. Kaymak istediğine emin misin? Bir pound lütfen. Bir pound mu? Ama iyi bir şey için. Olamaz. Bu George için biraz fazla yüksek. Merak etme George. Ben de seninle geliyorum. Bir pound daha lütfen. Oh. George artık yüksekten korkmuyor. Biraz yüksekmiş değil mi? Ben merdivenlerden ineceğim. Merdivenler çocuklarla dolu. İniş yolu burası baba domuz. Pekala. Gelin buraya gelin. Hedefi vurun ve dev oyuncak ayıyı kazanın. Bunu kolayca yapabilirsin anne. Bir tane daha dev ayı kazanmak istemeyiz Peppa. Merak etmeyin, kazanmazsınız. Kadınlar bunu asla beceremez. Anlamadım, siz ne dediniz? Bu yetenek isteyen bir oyun. Ücreti ne kadar peki? Bir pound. Anne domuz kazandı. İnanılmaz, işte dev ayınız. Yaşasın. Ben de öyle bir ayı istiyorum anne, lütfen. Çok büyükler. Hayır değiller. Baba domuz ve George dönme dolaba biniyor. Sakın tutun on. Çok yüksekteyiz. Neyse ki bitti. Bir pound'a 5 kez dönüş. 5 kez dönüş mü? Olamaz. Gelin gelin. Gücünüzü tokmak vezille ölçün. Ne yapmamız gerekiyor? Bu tokmakla bu düğmeye vuracaksınız. Zil çalarsa ödülü kazanırsınız. Bir yetenek gerektirmiyor ama güçlü olmalısınız. Ben deneyeceğim. Bir pound. Şansın yokmuş. Ben güçlüyüm. Ben deneyeceğim. Herkes geri çekilsin bakayım. Dikkatli ol baba domuz. O kadar da formda değilsin. Evet baba domuz biraz fıçı gibi duruyor. Ne? Sadece baba domuz biraz göbekli diyordum, o kadar. Ver şu tokmağı bana. Aman tanrım. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Elimizdeki bütün dev ayıları kazandınız. Yaşasın. Anne, bu ayıları arkadaşlarıma verebilir miyiz acaba? Ne güzel bir fikir. Teşekkür ederim Peppa. Çok naziksin. Çok teşekkür ederiz. Sayılar. Peppa ve arkadaşları için okul günü. Çocuklar, bugün sayılarla ilgili her şeyi öğreneceğiz. Sayılar ne içindir bilen var mı bakalım? Sayılar saymak için midir? Evet Peppa. Şimdi kim saymak ister peki? Ben. Tamam, Pedro. 1, 2, 3, 4. Pedro 4'e kadar saydı. Aferin sana Pedro. 4'ten daha fazlasını sayabilecek olan var mı? Ben. Rebecca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rebecca 7'ye kadar saydı. Çok iyi Rebecca. Madame Gazelle. Evet kendi. Annem ona kadar sayabiliyor. Vay canına. Evet. 7'den sonra 8, 9 ve 10 gelir. 8, 9, 10. Çok iyi. Oyun zamanı. Tavşan Rebecca, Zebra Zoe, Koyun Suzi ve Peppa ip atlamayı seviyor. Kubu seviyorum. Deniz'i seviyorum. Suzi benimle ip atlamanı istiyorum. Pini seviyorum. Pony'u seviyorum. Zoe'yi de atlasın istiyorum.
çok atlayabilecek bakalım. Ben sayarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zoe kazandı. Yaşasın. 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 Ney? Pedro, sen de ip atlamak ister misin? Hayır, teşekkür ederim Papa. Ben hula hoop çeviriyorum. Salla çevir, salla çevir, salla çevir, salla çevir. Hula hoop, hula hoop. 1, 2, 3. Durmadan kaç kere çevirebilirsin? 1.000.000 kere. Vay canına, çok fazlaymış. Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kere yaptın. Birazcık yoruldum. Kalanını da sonra yaparım. Sen hula hoop çevirebilir misin Emily? Kendi özel yöntemimle çevirebilirim. Phil Emily hula hoop'u hortumuyla çeviriyor. Yaşasın! Bence 100 kere filan çevirdi. George birdir bir oynamak istiyor. George birdir bir oynamayı seviyor. Birdir bir oynuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oyun zamanı bitti. Ona kadar sayabiliyoruz. Çok iyi. Ama saymak için oyun oynamamız lazım. Elbette. Richard, Edmund, ekstra uzun atlama ipini getirin hemen. Merhaba. Peppa ve George'u almaya geldim. Baba, erken gelmişsin. Oo. Sorun değil, oyunumuza katılabilirsiniz. Oo, pekala. Herkes hazır mı? Hazırız. Ona kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, yorulmuş gibisiniz baba domuz. Ben iyiyim. 100'e kadar bile atlayabilirim. İyi fikir baba domuz. 100'e kadar. Belki 20'ye kadar. Tamam, 20'ye kadar. 11, 12.